Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Space Engineers rehber videomuz, yani serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son böyle bir kamyon yapmıştık. Şimdi abi bu bölümde arkadaşlar ben bugün, yani bugün de video çekiyorum aynı zamanda. Bugün ben kendim bir tane uçak craftladım Space Engineers oynarken. Mükemmel oldu ya, kendim mi keşfettim herhalde bunu bilmiyorum. Başka türü var mı bunu bilmiyorum ama. Arkadaşlar yine hidrojenle giden gemi uzayda gezegenine gidiyor. Maden topluyor, bir ateş ediyor. Koruması var. Taret, yani taret de var üstünde. Taret sıkıyor. Ya mükemmel bir şey yaptım ya. Onu bu videoda yapmak istiyorum arkadaşlar. Ya eğer yapmak isteyen de yapabilir benden bakıp. Şimdi şöyle bir şey yapayım da bir temeli atayım bunu. Ama şöyle bir saniye. Bunu biraz yüksekte yapmam lazım. Bir saniye. Böyle bir yüksekte olması lazım. Şimdi abi iniş takımını koyayım yine her zaman gibi. Koyayım şöyle blokları. Koy abi, koy 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 koy. Sonra abi kokpite alıyorsun. Şunu böyle koyuyorsun abi. Oksijen bu. Hani oksijen üreticisini de alıyorsun. Bunun hemen arkasına koyuyorsun. Şunu da şöyle yapın aynı zamanda. Şimdi abi bunun arkası 3 tane orta kargo konteyner koyun abi. 3 tane böyle. Çünkü ben kendi gemimi yapıyorum şu an arkadaşlar. Siz de yapabilirsiniz. Yani çok şekil ve güzel oluyor. Yani çok amaçlı oluyor. Aynı zamanda ham madde toplayıp böyle kargo konteyner de koyuyorsun sen arkadaşlar. Matkapla falan bağlayacağım ben bunları daha sonra. Şuraya arkaya da bağlayıcı koyacağım. Şöyle bir bağlayıcı koyalım. Tamam. Bunu da böyle yapayım ama. Aa, nereye gitti onlar? Neyse. Neyse, burayı da daha sonra tamamlarım. Abi ben böyle bir şey yapıyorum aynı zamanda. Şöyle buradan çekiyorum. Kaç tane çekiyordum ben kendimde? 2 3 4 5 6 7. Böyle onları daha sonra değiştireceğim. Şimdi abi, oksijen üreticisini yine bu şekilde koymam lazımdı. Bakayım böyle miydi ya? Şunu şöyle sileyim. Tamam. Bunun arkasına arkadaşlar, bunun arkasında orada bir çok saçma şey söyledim an. Neyse. Bunun arkasına abi hidrojen tankı koyacaksınız. Şöyle koyun abi. Sonra arkasında large hidrojen tarısları koyacaksınız. Şu küçükleri de alayım da aynı zamanda. Büyüğünü abi koyun böyle. Sonra işte yanlara altı maltı koyun. Tabi bunu koyamıyorum şu an. Şuradan dolayı oldu. Neyse onu daha sonra koyacağız. Bunu da böyle yapın. Koyun abi buraya da. Şimdi önden yavaşlatması için de iki tane buraya koyuyorum ben. Biraz burası saçma gelmiş olabilir ama ben kendi gemimi sevdim arkadaşlar ya. Enteresan bir şekilde kendi beynim kullanarak böyle bir şey yaptım. Yani isteyen zaten böyle gemi yapabilir benden bakıp. Sonra böyle değil mi? Oksijen üreticisini yine alayım ben. Böyle. Hidrojen tankını yine aynı şekilde böyle koyun. Sonra large hidrojen iticisini de böyle arkasına koyun abi. Koyamadım. Şimdi koydum. Yanlara koyun abi bunları. Unutmayın. Ama dur. Onları ben farklı bir şekilde yapacağım. Aa, buraya da mı koymamışım? Tamam. Şu an böyle arkadaşlar. Daha ne yapacaktık? Matkap koyalım önüne. Diyeceğim dur. Bekle. Şöyle bir şey yapacağız. Kendi şu an arkadaşlar bildiğin kendi gemimi yapacağım ya. Şu an şeyleri alayım da ben bir. Şu an aynısını yapıyorum. Önüne küçük itici de koyuyorum. Biraz uzayda da gidebilsin diye falan. Koyabilirim ben bunu. Koydum galiba. Böyle arkadaşlar, öyle böyle itici koyuyorum. Şuraya bir tane mitrördes koyuyorum.
Mitrolyosu. Aynen, mitrolyosu da koyacağım buraya abi. Şimdi bunun mermisini böyle alttan dolduruyorum ben. Kendimi koyuyorum ben. Otomatik koyamıyor bunu. Kendi elimle koyuyorum. Ya şu hidrojenleri de abi, şunları kırayım ben. Bunları şöyle koyayım. Tamam. Şu an böyle bu. Ne yapacaktık? Şöyle iyice bakayım. Arkadaşlar şimdi taşıyıcı aktarma borusu falan alın işte, aynen de aktarma borusu alın. Sonra kavisti mi de? Kavisti tüpü de alayım. Sonra konveyör mü neydi? Onu da almam lazım. Konveyör, aynen. Bunu da alalım. Sonra abi matkabı da alalım. Matkap hem maden gemisi aynı zamanda. Şimdi matkabı nasıl koyacağız? Matkabı böyle koyalım mı? Tamam. Hemen hemen benim gemim aynısı oldu ya. Ya aynı aslında da ya. Dur bakalım. Önde falan değil, değil mi bu? Ha bak, yanlış olmuş biraz. Bunu da şöyle tam mı oldu? Oldu, oldu aynen. Şimdi arkadaşlar buradan çekin bu. Oha, bu değil lan. Dur, küçük taşıydı bu. Arkadaşlar yanlış aldık şeyleri. Bunu böyle alacaktık. Böyle. O büyük gemi içinde aslında benim aldıklarım. Ne oldu lan? Tamam. Şimdi oldu, şimdi oldu. Alın abi bunu. Böyle çekin abi. Çekin, çekin. Ama şöyle bir saniye. Dipten gitsin o. Böyle daha iyi olur çünkü. Bak yine yanlış oldu. Ha, dur bakayım. Tamam. Gel abi. Lan yanlış koydum. Heh, şöyle şöyle. Şurayı da çekeyim sana böyle. Devam devam. Burayı da koy. En son arkadaşlar burasıyla birleşsin yani. Onda kavisi tüp alıyorsunuz. Tamam. İyi, güzel şu an, gayet iyi. Tamam. Buradan çekmeye devam edelim. Bak olmadı. Bak, dur tamam, oluyormuştu da. Koyun abi bunu da. Küçük taşıyıcıları koyalım. Onu ben nerede indirdim? Tam buradan indirmiş. Şöyle yapacakmışız. Bakalım. Lan ne yaptım? Ha, yanlış oldu, tamam. Şöyle böyle. Şimdi arkadaşlar matkap gemisi çalışıyor ya şimdi. Matkaplar çalışıyor abi. Buralar matkabın kendi içinde dolunca arkadaşlar direkt kargo konteyneri aktarıyor. Abi buraya aktarıyor, buraya aktarıyor, buraya aktarıyor. Burası bunun işlevi de arkadaşlar. Yine bir şeyler alıyor kendisi içine ama mesela bir tane daha şeyle mesela sizin refinerinize bağladınız bunu. Geminizde buna geliyorsa arkadaşlar buna yapışıyorsunuz, bunun arkasına doğru. Bunu değmesi lazım yapışması için. Buna yapışınca eşya işte madendir falan aktarım yapabiliyorsunuz. Yani direkt rafinerinin içine madenlerinizi şey yapabiliyorsunuz, koyabiliyorsunuz falan. Ben çok iş görüyor ya, bayağı iş görüyor. Şu arkalara da ben böyle nitrojen koyacağım. Tamam. Yani gayet iyi oldu, mükemmel. Şimdi antendir. Sonucuma reaktördür. Jiroskop falan. Şimdi onların yerlerini ayarlamak kaldı.
Reaktörün tekini ben her zaman genellikle öne koymayı daha çok tercih ederim. Aha, korktum lan. Gimbe çalışıyor şu an değil mi? Tamam. Değişik bir ses geldi ya bir anda. Sonra abi. Burası şey. Buraya da hidrojen koyalım aslında. Bazı yerlere de hidrojen koymam lazım. Buraya koyalım bir tane. Maden dedektörü de koyalım. Aynen benim gemimde de maden dedektörü vardı arkadaşlar. Dur anteni şimdi şey yapalım. Ben iki tane böyle arkaya maden dedektörü koyuyorum. Niye bilmiyorum ama. Hem arkaya güzel şekilde tamamlamış oluyor. Sonra abi. Buraya bir hidrojen. Hidrojen çalışıyor mu burada bakayım? Çalışıyor tamam. Emin olamadım bir an. Arkadaşlar. Bu gemi alt kısımlar biraz sıkıntı şu an. Yani ne yapacaksınız abi? Şuraya da koyun siz abi. Buraya da hidrojen şeyleri koyun. Gemi yükselip atılabilsin diye. O yüzden. Hatta buraya da koyabilirsiniz. İyi oldu şu an ya, mükemmel. Tabi bazı motorlar beni de şunlara koymamıştım tabi ama. Aynı ya bildiğin aynı gemimi mevzide benim de. Sonra abi. Dur jiroskop koyalım. Jiroskop daha koyacağız. Mitrolyos da koyacağız. Doğru benim gemimde vardı bu. Koy abi mitrolyosu. Nereye koyalım? Benim buradaydı galiba. Şöyle bir şey de yapmıştım ben. Yani böyle tutarmış gibi hani. Dur biraz olmadı o. Bakayım tam yerine mi koydum ben bunu ya? Galiba öyle oldu. Olmadı. Tamam. Tamam oldu herhalde şu an. Bir de şöyle bir şey yapayım önüne koy. Şimdi bunu nereden dolduracağız? Arkadan doldururuz yani kötü. Şimdi abi. Anteni nereye koyayım biliyor musun? Anteni de abi. Nereye koyalım? Buraya önüne koyalım ya. Tamam önüne koyalım bir tane. Jiroskopları. Bir tanesi buraya koyalım iki tanesini. Tamam. Ayrıca jiroskop koymayı daha çok seviyorum ben. Koy abi. Hatta buraya da koyuyorum ben genellikle. Bak buraya bir tane koyarım ben. Her zaman koyarım. Çünkü küçük gemi için fazla malzeme gerektirmiyor bunlar. Koyun her yerde jiroskop olsun ya. Reaktör koyun. Bir tane reaktör yetmez bunu şimdi. Mesela şuradan alttan bir yerden kırabilirsiniz reaktör. Yani şey işte. Blok kırın abi. Dur ya. Niye yapamadım onu? Heh. Yani ismi reaktörün de ismi görünsün diye yaptım bunu aynı zamanda. Şunu kırdım ben. Tamam. 3 tane reaktör buna kesinlikle yeter. Eminim. Şimdi abi bu gemiye ne eksik? Bir bakalım. Bence mükemmel ya. Arkadaşlar benim gemim var böyle survival oynuyorum kendi sevimde. Aynı geminin aynısını yaptım tabi ama şöyle bir şey yapmıştım ben böyle blok dizmiştim falan. Burası biraz değişik oldu üst tarafı. Ama aynı ya bildiğin. Neyse böyle bir gemim var işte böyle sürüyorum falan maden topluyorum mükemmel yani. Hem meteorolojisi vardı tarayabiliyorum önden falan. Hatta belki siz önüne şey yapabilirsiniz ya birkaç taret füsatar da ekleyebilirsiniz ben böyle yaptım. Hatta küçük iticileri de birkaç tanesi yerleştireyim. Olmadı hidrojen buzunuz bitti. İticilerle gitmek istiyorsunuz falan. Şöyle bir arkaya öne falan itici koymaya çalışayım. Koyabilirsen tabi bakacağız şimdi. Bakayım çok saçma mı oldu bilmiyorum ama. Ya da gerek yok iticiye ya. Yani o kadar da gerek yok. Şöyle bir deneme sürüşü yapalım aynı zamanda. Kalk abi. Bak abi nasıl da gidiyor ya nasıl da gidiyor. Abi çok şekil oldu ya bence. Acayip mükemmel oldu. Arkadaşlar hatta deneyelim. Matkabı alalım bir. Maden. Bir saniye şöyle bir şey yapmam lazım. 50 metre yapalım. Tikli zaten tamam. Şurada bir kaya var. Oo yavaş. Her şey hemen yavaş. Oo jiroskop da hemen çok şey ya. Çok acayip dönüyor. Valla mouse çevirdiğim gibi dönüyor.
Bayağı hızlı oldu. Belki jiroskopu azaltabilirsiniz. Yani çok hızlı dönmesine dolayı sinir oluyorsunuz yani sevmiyorsunuz. Bir iki tane daha jiroskopu şey yapın arkadaşlar, kaldırabilirsiniz. Çünkü acayip dönüyor mouse. Bakalım. Aynen. Bakın orta boyut kargo konteyner direkt magnesium falan taşları koyulmuş hemen. Baya hızlı dolduruyor. Baya hızlı ham madde kasabiliyorsunuz arkadaşlar. Madencilik yapabiliyorsunuz. Mükemmel bir şey ya bence. Herkes bu gemiyi yapmalı yani. Oynayanlar varsa aramızda. Şimdi arkadaşlar ben buna birkaç tane daha özellik eklemek istiyorum. Şöyle değişik şeyler ekleyeceğiz. Mesela projektör ekleyelim. Işık olsun yani. Işık önemli. Göremezsiniz falan madem. Sıkıntı olur. Koyun abi ışığınızı. Ha önünü de koyalım. Dur, göremiyorum bunu. Ha koy abi buraya da. Sonra burayı da koy. Sonra ne yapalım biliyor musun? Arkadaşlar buralar gereksiz tabi yani. Asıl amacımız yaptık gemimiz oldu. Bunlar sadece eklenti işte. Yani dekorasyon dediğimiz şeyleri yapıyorum ben. Işık var, ışık nerede? Ha iç ışık. Tamam. Onu da şöyle yapmak istiyorum. Nereye koyayım bunu? Dur. Ben bununla ilgili farklı planlarım vardı çünkü. Ana bunu arkasına koyabilir miyim? Çok değişik oldu. Şimdi arkadaşlar. Bu ışıkların yanıp sönmesi için bir şey yapacağım. Işıklar nerede? O ne diye bulabilirim ki ya? Heh. Kırmızı ışık yapacağım. Şu ikisini. Şimdi arkadaşlar yanıp sönme olayı var bunun. Yanma aralığı diyor. Bu ışığın yanıp sönme aralığı saniye olarak gösteriyor. Buna 1 saniyede bir ışık yanıp sönsün. Tamam. Şimdi ışık yanıp sönüyor bakın. Çok güzel ya vallahi bence iyi oldu. Bir saniye. Tamam. Işıkları da kapattık öndeki. Böyle ışıklar yanıp sönüyor. Yani. Yani olmadı korkuyorsunuz falan şurada ya nasıl diyeyim. Buralar kopup parçalanacağını düşünürseniz böyle arkaya birkaç eklenti yapabilirsiniz yani destekleyeceğini düşünürseniz mesela yani birleştim burası bilmiyorum ama biraz dayanıksız olmuş olabilir ama ha şimdi biraz daha dayanıklı oldu. Şimdi orası daha iyi tutacaktır. Yanlış yere mi koydum? Dur bakayım. Tamam. Gene biraz daha dayanıklı oldu. Çünkü tutması lazım bunları yani düşermişler. İyi ya. Gemimiz de böyle arkadaşlar. Hemen hemen her şey ekledik. Meteorolojisi var. Bizi koruyabilecek bir taradığımız var. Önde böyle ufak taranımız var. İstiyorsanız farklı şeyler yani silah koyabilirsiniz. Hatta buraya koyarsınız. Roket atar falan. Matkaplı gemimiz oldu. Çok amaçlı bir uçak diyelim biz bu bölümün başlığına. Çok amaçlı bir uçak diyelim. Aynen. Gerçekten de çok amaçlı yani. Matkap koruyor. Bayağı depo alanı var. Bir şeyler taşıp götürebilirsiniz. Dediğim gibi maden de yapıyor işte. Aynı şey söyledim. Aynı zamanda taarruz edebilirsiniz. Yani gemilere saldırabilirsiniz falan. Oo bu biraz şey oldu dur. Gemi ne oldu öyle? Gemi biraz zor kalkıyor arkadaşlar. Ağırlığı var. Benim arkaya birkaç tane daha hidrojen şey eklemem lazım. Bu gemi biraz ağır oldu hafiften. Niye şu an bilmiyorum. Ah böyle. Böyle yapacağız o zaman. Aa bak unuttum. Buraları ekleyecektim ben abi ya. Unuttum işte. Bu ne şey olmadı? Aa yanlış yere koydum. Tamam. Tamam şimdi sıkıntı yok aga. Bakayım öyle sıkıntısı var mı? Yok. Abi gemimiz süper ya. Acayip iyi ya vallahi. Şuna bak abi. Uzaya bile çıkarım şu an. Üşendim tabii. Videoyu bitirmem lazım. Ya bu game uzaya da çıkar arkadaşlar. Çıkıyor zaten. Hidrojen olayı bu zaten. Olay yani hidrojen olayı bu. Yoksa küçük iticilerle çıkamaz. Şu arkadan önde mi var? Heh.
Şu öndeki iticiler çıkamaz yani bunu. Neyse arkadaşlar, beni seyrettiğiniz için teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Bay bay.